Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli körümeller. İstiklal kündülük haberlerini görüşünene kızın karşılığımız. Mən Erşidin İdikot. Tövende vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya kün tertibiyle alakadar mühim haberlerini huzurunla asınımız. Kanı dıktınlar ekranımızı bulsun. Dünyanın her kaysi caylarıda 5. İyul ürümçü kırgınçılığı hatırlandı. Dünyanın her kaysi caylarında yaşavatkan Uygurlar her yılgıdek 5. İyul ürümçü kırgınçılıkını namayiş ve türlük faaliyetleri bilen hatırladı. Avustralya'nın Adelaide şehri yaşavatkan Uygurlar 5. İyul Avustralya Şerqi Türkistan Cemiyeti'nin yetekçiliği bilen Xitay'nın Adelaide şehri turuşluk konsulhanesi aldıda namayiş kılgan. Namayişte Xitay'nın 15 yıl burun ürümçüde icra kılgan kırgınçılığı kayta eslep ötülgen. Kırgızistan'daki Uygurlar 5. İyul Jalal Abad vilayetinde Xitay'nın bunundan 15 yıl burun sadır kılgan ürümçü kırgınçılığını hatırlaş yığılışı ötküzülgen. Yığılışta öz vaxtıdaki Xitay'nın katliamı tunuşturulgan hem de şehitlerinin ruhuna atap dua kılgan. Angliyada yaşavatkan Uygurlarımı Xitay'nın London'daki elçixanası aldıda namayiş ötküzüp, 2009 yılı 5. İyul ürümçüde yüzbergen vahşiyane katliamının 15 yıllığını hatırlagan. 5. İyul Yaponiya Uygur Cemiyeti Xitay'nın Tokyo'da turuşluk elçixanası aldıda namayiş kılgan. Namayişte Xitaylar sadır kılgan ürümçü kırgınçılığı kişilerge esiltilgen. Hem de xalqara cemiyetine Xitay'nın Şarkı Türkistan'da icra kılvatkan irqi kırgınçılık cinayetine toqtuşqa çakırgan. Ondan başka 5. İyul Uygur akademikler, jurnalistler, siyasetçiler ve ammimi teşkilat rehberlerinin katnışı bilen Ankara'da 5. İyul ürümçü kırgınçılığı akbarat elan kılış yığını ve Şarkı Türkistan yumulak üstel yığını Türkiye'de Şarkı Türkistan meselesi temelindeki muzakir yığını ötküzülgen. Gollandiya'da yaşavatkan Uygurlarımı Gollandiya Şarkı Türkistan Teşkilatlar İttifakı'ndan teşkilleşi bilen Amsterdam'daki Dam Meydanı'da 5. İyul ürümçü kırgınçılığının 15 yıllığına hatırlayıp namayiş uğurlaştırılgan. Bunların sırt yana köplügen devletlerde 5. İyul ürümçü kırgınçılığının hatırlayış namayişi ve türlük yığılışları ötküzülgen. Ürümçünün tarıhtılgan bir sında aşkarlıkça, Xitay 5. İyul günü ürümçünün herbi halet derecesiyle nazaret kontrol kılgan bulup, ürümçünün merkezi köçüleri, bulup mu Uygurlar köp oltıralaşkan mehaldeki yollar, bironik, sakçı maşilleri, kurallık askerlere bilen tolgan. Katar tizilip mangan sakçı maşilleri heybe körüstüp halakını korkutuşka urungan. Prezident Erdoğan Kazakistan'da Xi Jinping bilen görüştü. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan paytaxtı Astana'da Xi Jinping bilen görüştü. Haber 7 turundan 4. İyul haber kılışça, Prezident Erdoğan Şanghay Hemkara Teşkilatı'nın 24. Kıtımlık Başlıkları yığınına katlaşkan bulup, Astana'daki ziyareti Ceryanı'da Xi Jinping bilen görüşken. Şiktere Müstakillik Sarayı'da görüşken bulup, söhbet meydanına muhbirlerinin kirişi men'i kılınkan. Söhbetke Türkiye tarafından Taşkı İşleri Ministri Hakan Fidan, Energiya ve Tabii Baylıkları Ministri Alıp Arıslan Bayraktar, hem de Hazine ve Maliye Ministri Mehmet Şimşek katlaşkan. Bildirilişçe, söhbette Türkiye bilen Xitay'nın iki taraflık münasebeti, Ukrayna-Rusya uruşu, İsrailiye'nin Palestin'e karatkan hücumları, dünyavi ve rayonluk vaziyetler müzakere kılıngan. Erdoğan söhbette Türkiye'nin Xitay bilen bolgan münasebetinin her sahada terakki kıldırışı üçün bisilgan kademlerinin devamlı köpeyişini nişan kılgallıkını, bunun iki devletke paydalık bulduğallıkını bildirgen. Erdoğan Ukrayna-Rusya uruşu ve İsrailiye'nin Palestin'e karatkan hücumlarının rayonluk ve dünyavi seviyede kengişi xevpinin nahayeti ciddi mesele ikerlikine, bununla karşı halkara cemiyetinin önümlük tedbir kolunuşu kerehlikine tehditligen. Xitay bilen Hindistan'dan Taşkı İşler Ministerleri Astana'da uçuraştı. Xitay Hindistan Taşkı İşler Ministerleri Astana'da uçuruşup, çigran meselesine halkılış üçün söhbetini tezilçik ekilişken. Xitay Komünistik Partiyası Merkezi Siyasi Büro Azası Hemde Taşkı İşler Ministeri Wang Yi, 4. İyul Kazakistan'ın paytaxtı Astana'da Hindistan Taşkı İşler Ministeri Subrahmanyam Jayshankar'ı bilen görüşken, iki taraf çigran meselesini hal kılış üçün söhbetinin sürütini tezilçike koşulgan. Xitay Hindistan Armiyası'nın çigra talaş tartışış rayonlarındaki tirkişiş ve tokunuşları iki taraf münasibetine eğir təsir kürsüp gelgen bulup, Wang Yi bilen Jayshankar'ın boğtımğa uçuruşu Astana'da ötküzülgen Şanghay Hemkara Teşkilatı yığını mezgilde iş kaşkan. Reuters agentliği Hindistan Taşkı İşler Ministerliğinin bir bayanatıga asasen, Jayshankar bilen Wang Yi'nin növetteki çigra rayonundaki vaziyetten devamlışı, şikkele tarafından menfaatiga uygun emes deb qırğanlıqını xabar kılgan. Hindistan Vakıt Gizlisi'nin haberinde deyilişçe,
Joyshankar suhbat jarayonida Wang Yiga Xitoy bilan Hindistonning amaliy kontrol chizig'i masalasida uchrashishni umummuzik amalga oshirib, chegaradagi tinchlik va xotirjamlikni asliga keltirish uchun tixmo ko'p tirishchanlik ko'rsatishi kerakligini, buning ikki davlat munosabatini normallashtirish tirishchanligining bir qismi ekanligini bildirgan. Hindiston tashqi ishlar ministrining bayonotida yana tashqi ishlar ministrlari qoldiq masalalarni tezroq hal qilish uchun ikki tarafning diplomatik va harbiy amaldorlarining uchrashishi va suhbatlashishini tezlatishga kelishganligi ko'rsatilgan. Ikki taraf 3500 km uzunlikdagi chegarani bo'ylab to'qnashayotgan bo'lib, bu rayon yana amaliy kontrol chizig'i deb atildi. Yillardan beri ikki taraf to'xtamay kuch sinashayotgan bo'lib, Xitoy Tibetning bir qismi deb da'vo qilayotgan Arunachal shtatining butun zaminini Tibetning bir qismi deb da'vo qilib kelmoqda. Hindiston bo'lsa Xitoyning 1962-yildan boshlab Ladakhda ishg'ol qilib olgan 37 ming kvadrat kilometr Aqsay Chin rayonini qaytarib berishni talab qilmoqda. Bildirilishicha, Hindiston bilan Xitoy orasidagi chegara masalasi yanada jiddiy holatda bo'lib, Arlab chegara to'qinishlari yuz berganligi sababli Hindiston armiyasi diqqatini Tibet va Sharqiy Turkiston chegarasiga qaratgan. Hindiston armiyasi yosh ofitser askarlar uchun Tibet shunoslik kursi ochgan bo'lib, bu orqali ularning Tibet rayonining tarixi, madaniyati, til yiziqi va yer tuzilishini tuxumi yaxshi tushunishini nishonlagan. Qirg'iziston siyosiy o'zgarish qo'zg'ashga urinish harakatining oldi ilindi dedi. Qirg'iziston davlat bexatarlik komiteti zo'ravonlik orqali hokimiyatni tortibilish urinishining oldi ilinganligini e'lon qildi. Turkiya ovoz radiosi xabarida qayd qilinishicha, Qirg'iziston davlat bexatarlik komiteti axborot markazi bayonot e'lon qilib, zo'ravonlik orqali hokimiyatni tortibilishni va keng ko'lamlik davolg'ush paydo qilish orqali davlatning ijtimoiy siyosiy vaziyatni muqimsizlashtirishni planlayotgan bir jinoyatchi va buzg'unchi guruhining qilmishlarining oldini olganligini uqtirgan. Bayonotda tekshirish natijasining mazkur guruhi a'zolarining jinoyat sodir qilish ideyasini, shundoqla oshqon diniy ideologiyani targ'ib qildigan kishilardan tarkib topganligi qayd qilingan. Bayonotda zarba berish harakati jarayonida qo'lga tushirilgan mazkur kishilarning uylari va mashinalarida qo'lda yasalgan portlatqich dora, qurol-yarog', o'q dora, simsiz aloqa apparatlari, qonun ijro qilish xodimlarining formulari, uchqichsiz havo apparatlari va boshqa bir qator cheklangan nashr buyumlarining topilganligi ta'kidlangan. Filippin Xitoy qayta hujum qilsa, o'xshash saviyada kuch ishlatamiz dedi. Filippin hukumatı ogohlantirib, Xitoy Janubiy dengizning talash tortishli rayonidagi Filippin armiyasiga qayta hujum qilgan taqdirda o'zini o'xshash saviyada kuch ishlatib qo'llaydiganligini bildirdi. Filippin armiyasi bosh ishtab boshlig'i general Romeo Brauner Xitoyning bir vakillar umiki bilan poytaxt Manilada ko'rishgandan keyin bayonot e'lon qildi. Brauner agar Xitoy talash tortishli rayonidagi Filippin armiyasiga qayta hujum qilgan taqdirda qanday harakat qo'llanilganligi to'g'risidagi bir savolga javob berib, o'xshash saviyada kuch ishlatib inkas qaytarmaymiz dedi. Brauner Filippinning Xitoyning oldingi qitimligiga o'xshash hujum qilishga yo'l qo'ymaydiganligini bildirib, agar Xitoy pichoq ishlatsa, bizning xodimlarimizmi pichoq ishlatadi dedi. U Xitoydan qo'lga tushirib olgan 7 miltiqni qaytarib berishni va ziyon yetkazgan 2 dengiz armiyasi kemasi uchun taxminan 1 million 25 ming dollar to'lam to'lashini talab qildi. Brauner o'zlarining urush qilishni xohlamaydiganligini, ammo har qanday bir davlatning Filippinning egilik huquqiga daxl ta'rif qilishga yo'l qo'ymaydiganligini ta'kidladi. Yaqindan buyon Filippin paroxotlari bilan Xitoy paroxotlarining Janubiy dengizdagi Spratly orolining bir qismi bo'lgan Filippin kontrolligidagi 2-chi Tomas rayonida o'zaro to'qinishib qilishi ikki davlat o'rtasida jiddiychilik paydo qilmoqda. Hurmatli ko'rimlar, bugungi xabarimiz mushu yerda ayoqlashdi. Ko'rganingizga rahmat. Ertangi programmada ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Allohga emanat.